Merhabalar. Bugün sizlere hayvansal beslenmenin insan sağlığı üzerine etkilerinden bahsedeceğim. Ses gelmiyor. Ses gelmiyor. Bugün sizlere hayvansal beslenmenin insan sağlığı üzerine etkilerinden bahsedeceğim. Ben bir göğüs cerrahisi uzmanıyım. Aslında kendi konum dışında bir konuda ilk defa bu kadar kalabalık bir topluluğa konuşma yapacağım için biraz heyecanlıyım. Mazur görün. Daha önce internette bir video paylaşmıştım. Eminim içinizde izleyen olmuştur. Orada aslında hayvansal beslenmenin insan sağlığı üzerine etkilerini çok detaylıca irdelemiştim. Burada konuşacak kadar kısa bir konu değil, çok detaylı ve uzun bir konu. O yüzden aynı sunumu burada yapmayacağım. Birazdan farklı açıdan bakmayı deneyeceğim bu sefer. Orada hayvansal besinleri teker teker inceleyip nelere zarar verdiğini, neden onları tüketmememiz veya az tüketmemiz gerektiğinden bahsetmiştim. Dediğim gibi bugün birazdan farklı bir şeyden bahsedeceğim. Öncelikle kendi hikayemle biraz başlamak istiyorum. 2015'in Haziran'ıydı. İnternette, sosyal mecralarda arkadaşlarım Çin'deki Yulin Köpek Festivali ile ilgili paylaşımlar yapıyordu. Çok ilginç gelmişti o zaman bana, böyle bir kafamda soru işaretleri olmuştu. O zaman da böyle bir yazı yazmışım, geriye dönüp baktığımda keşfettim. Yani bu insanlar kuzu yiyor, tavuk yiyor, yumurta, süt tüketiyor, hayvan yiyor ama oradaki köpekler yenilince bir anda herkes hayvan hakları savunucusu işte olmuştu. O ilginç gelmişti bana, o zaman aklımda bazı soru işaretleri belirmeye başlamıştı, bu işte bir terslik var diye. Aynen o paylaşımın altına bir arkadaşım bana bir video tavsiye etmişti izlemem için. Gary Yourofsky'yi yine tanıyorsunuzdur muhtemelen, hayvan hakları aktivisti. Bu videoyu izlediğimde, bir saatlik bir video, çok etkilenmiştim. Uykularım kaçmıştı yani, kendimle çok çelişmiştim. Bir türlü anlam veremiyordum. Noktaları birleştiremiyordum o zaman. Çünkü hayvanlara, yani bir saat boyunca hayvanların gördüğü zulümlerle ilgili çeşitli görüntüler vardı. Az önce izlediklerimizin çok daha etkilileri. Birkaç gün kendime gelemedim. Çok etkilenmiştim. Dediğim gibi hayvan yemeği, içmeyi, süt içmeyi hepsini de çok seviyordum. Bir türlü bağdaştıramıyordum. Yani bunu yapmanın daha insancıl bir yolu var mı? Nasıl insancıl olacaksa? Bunları düşünmeye başlamıştım. O zaman açıkçası hayvansal gıda tüketmeyi bırakacak kadar beni etkilememişti. Çünkü bunun nedense doğal olduğunu, hepimizin yani küçüklükten beri bunu öğrendiğimiz için, bunu kanıksadığımız için, bunu doğanın bir kanunu, hayvanlar nasıl hayvanları avlıyor, biz de onları avlıyoruz gibi sorularla kendime cevaplar vermiştim. Sonra tabii merakım beni araştırmalara sürükledi bu 1-2 yıl süresince. İnsanın beslenme tarihini araştırmaya başladım. Genelde tabii yazılı kaynaklar çok eskiye gitmediği için 3 aşağı 5 yukarı farklı kaynaklarda farklı sayılar verilmekle birlikte bunun gibi bir şema bulabiliyoruz her seferinde. Özet olarak insanoğlu 7 milyon yıldır var. 4 milyon yıl önce 4 milyon yıl önce 4 milyon yıl önce insan ilk defa ayağa kalkıyor. Bize en yakın ilk atamız onlar olarak kabul ediliyor. O zaman tabii ağaçlardaki meyvelere de ulaşabilmesiyle biraz beslenme de avantajlar sağlıyor. 2,5 milyon yıl önce yaklaşık etoburlardan arta kalan etleri yemeye başlıyor insan. Bu tabii çok tesadüfi bir şey. Yani böyle bir avlanma ritüeli yok, planlı bir şey yok, market falan zaten yok. Tamamıyla eğer bir yerde görürse bunu buluyor, yiyor, ona zaman kazandırıyor. Çünkü daha fazla kaloriyi bir seferde alabilmiş oluyor. Yeşilliklerle harcayacağı zamanı kazanmış oluyor. 500 bin yıl önce ateşin bulunduğunu biliyoruz yine yaklaşık olarak. O zaman pişirme de herhalde ondan sonra olmuştur diye düşünüyorum. 500 bin yıl içinde yani etleri pişirdiğimizi varsayabiliriz. Ama yine de en modern, günümüzdeki abur cuburları saymazsak, tarım ve hayvancılık ve
beslenmeye en yakın beslenme 12 bin yıl önce modern tarımlaşmayla olduğunu biliyoruz. İşte ineklerden süt sağılması, tavukların yumurtası, o sütlerden tereyağı yapmalar, bunlar yaklaşık 12 bin yıl önceye dayanıyor. Son 100 yıl içerisinde de antibiyotiğin bulunmasıyla tabii hem insana faydaları olduğu gibi hayvanlara da ciddi faydaları oluyor. Hayvancılık da bundan şöyle faydalanıyor. Toplu halde hayvanları bir araya az önce izlediğimiz videodaki gibi koyabiliyorsunuz. Normal şartlarda hayvanlar o kadar çok bir arada yaşayamıyorlar. Biri bir enfeksiyon kaptığında hepsine bulaştırıyor, hepsi ölüyor. Antibiyotik sayesinde bu da birazcık kırılmaya başlıyor ve daha toplu seri üretimlere geçiliyor. 90'larda da 80'lerin sonunda tabii Türkiye'nin gelişi 90'ların başı mısır şurubu, yüksek fruktozlu mısır şurubunun gelmesiyle zaten artık iş zıvanadan çıkıyor. Esas bozulma son 100 yılda başlıyor. Şimdi özetlemek gerekirse ilk 3 milyon yıl boyunca yaklaşık bitkilerle, böceklerle beslenen insan birkaç milyon yılda ağaçlardaki meyveleri de beslenmesine ekleyerek milyonlarca yıl varlığını sürdürüyor neslini tüketmeden. Daha sonra son 2,5 milyon yılda çiğ et ve hayvanların kanlarıyla beslenerek kalori alımını arttırıyor. Bundan çeşitli faydalar sağlıyor. Eti de pişirmeye son 500 bin yılda başladığını varsayıyoruz ama günümüz beslenmesine en yakın, yine abur cuburları kenara atarsak, en yakın beslenme son 12 bin yılda olduğunu biliyoruz. Yani bu insanoğlunun serüvenine baktığınız zaman bugünkü beslenme stilimiz aslında sadece bu uzun yolda bir nokta. Yani o zaman az önce kendime sorduğum soruların yanıtları burada tam olmamakla birlikte bazı ipuçları var. Sonuçta insan milyonlarca yıldır var ama bugünkü beslenmemizi sadece 12 bin yıldır sürdürüyor. Bu bence çok önemli. Ve genelde şöyle bir kanı vardır. İnsanoğlu ete ulaştı, et yemeye başladı ve beyni gelişmeye başladı. Doktor Timur Hocam belki bu konuda benden daha tecrübelidir, belki bir şeyler aktaracaktır. Benim yaptığım araştırmalar ve mantığım şunu gösteriyor ki insan beyni zaten şekerle besleniyor. İnsan beyni proteinle beslenmiyor. O zaman ete ulaşmış olmak insana ne katkı sağlamış olabilir ki zaman kazandırmak dışında? İnsanın beynini geliştiren şey şekeri toplu halde bulmuş olmak. Bu da nişasta. Hayvanlardan bizi farklı kılan bence ya da uzmanlarca aslında bu. Bitkilerin depo şekerini bulmak, işte patates, havuç, işte pirinçler, tahıllar, onlarla ekmek yapmak esas insan beynini geliştiren bu olduğu artık biliniyor. Yani etler değil, tahıllar ve bunu işlemek, bunu yani beyni besleyen şey bu. Daha önceki sunumumda da bir esprisini yapmıştım. Eğer gerçekten protein beyni geliştirmiş olsaydı, kediler, köpekler bugün telefonlarla konuşuyor olur, uçakları uçuruyor olurdu. Biz onlara ulaşamamış olabilirdik. Sonuç itibariyle bu 7 milyon yıllık serüvende insan ortalama ömrüne baktığınız zaman aslında 7 milyon yıl boyunca hiç değişmediğini görüyorsunuz. Mutlaka çeşitli ülkeler arasında, coğrafyalar arasında farklılıklar vardı ama ortalama insan ömrü 20 ila 30 yıl arasında değişiyordu. 1900'lü yılların başında tıbbın gelişmesi, iletişimin, ulaşımın, teknolojinin, yani birçok şeyi sayabiliriz burada gelişmesiyle insan ömrü son 100 yılda bir ivme kazandı ve bence biraz daha uzayacaktır diye düşünüyorum. Sonuç olarak bütün bu sorular, bütün bu bilgiler benim kafamdaki soruları çok yanıtlamamış oldu. Yani insan hayvanla beslenmeli mi, beslenmemeli mi? Hayvanla, hayvan etiyle buluşmuş olması ona bir fayda sağladı mı, sağlamadı mı? Ben de şuna devam ettim. Murat Kınıkoğlu hocamızın bir videosu vardı. İnsan et olur mu, ot olur mu diye. O videodan sonra da çok araştırdım. İlk akla gelen her zaman köpek dişleri nedense. Ama burada gördüğünüz hayvanların hiçbir tanesi et olur değil. Burada gördüğünüz hayvanların hepsi işte köpek dişleri değil, orangutan dişleri ya da isimleri neyse. O dişlere sahip ve bu hayvanlar hiçbir zaman et yemiyorlar. Bu hayvanlar meyvelerle ve sebzelerle besleniyorlar. Yani demek ki olay dişle ilgili bir şey değil. Aslında bir sürü bunu ispatlayabilecek antropolojik, fiziksel, fizyolojik şey var. Bunların hepsini burada yazdım ama teker teker detaylı anlatmayacağım. Dişler, çene yapısı, çenenin şu sağa sola yaptığı hareket, işte su içme şekli, terleme şekli, ağız açıklığı, açısı bunların hepsi teker teker bir kanıt aslında. Ama bu saatlerce tartışılabilecek bir şey. Ama bunların hepsini bir kenara bırakırsak, bence iki şey çok önemli. Bir tanesi,
Etoburlarla hepçilleri, yani etçillerle hepçilleri bu arada bir tutuyorum. Çünkü hem sebze hem et yiyen hayvanlar etoburlarla aynı özellikleri sahip olduğu için etoburlarda olan içgüdüler bizde yok. Yani eti yiyor olabilirsiniz. Biz eti şöyle yiyoruz. Hayvandan daha akıllı olduğumuz için onu tuzak kuruyoruz. Uzaktan silahlarımızla onu vuruyoruz. O hayvanı kesiyoruz, löp etini alıyoruz, marine ediyoruz, üstüne baharat koyuyoruz, öyle yiyoruz. Öyle yediğimizde bile beğenmeyebiliyoruz. Yani bu etoburluk değil. Etoburluk şu demek, siz bir hayvanı gördüğünüz zaman ağzınızın suyu akmalı, hayvanı. Onu ellerinizle parçalamalısınız, canlı canlı onu derisiyle birlikte, kemiğine kadar iç organlarıyla birlikte yiyebilmelisiniz. Etoburluk bu. Yani bu bizde yok. Eğer içinizde böyle birisi varsa bence yine devam edebilir. Yani bu bizde yok. Yani bundan öte daha önemlisi şu, 1940'larda tıp artık gelişmeye başladığı zaman, işte kalp krizi vakaları artmaya başladığı zaman şunu denemek istemişler. Kalp krizini bazı hayvanlarda eğer oluşturabilirsek onu belki mekaniğini anlar, tedavisini bulabiliriz diye. 1940'larda daha bunu denemişler ve hayvanları kolesterolle ve doymuş yağıyla beslemişler ve hayvanlarda ateroskleroz oluşamadığını görmüşler. Ateroskleroz dediğimiz damarlardaki plaklar, onları tıkayan şeyler. Yani bunu etoburlarda ne kadar şu an bizim yediğimizden daha fazla oranda yağ bile verseler bunu oluşturamadığını görmüşler. Yani ateroskleroz nedir? Özetle bizi en çok öldüren iki hastalığın, kalp krizi ve beyindeki inmeler, tıkanmaları, İşte burada oluşturduğu plaklar. Bu plakları oluşturan şeyler bugün bir muamma değil. Onları oluşturan ne olduğunu biliyoruz. Onları oluşturan şeyler kolesterol. Peki bunun risk faktörlerine baktığımız zaman en önemlisi tabii ki yüksek, o kötü kolesterol dediğimizin yüksek olması, yüksek tansiyon, diyabet, obezite, sigara, inaktivite ve iyi kolesterolün düşük olması. Ama size bir iyi haberim var. Kötü kolesterolünüz düşükse, yani sayısı olarak 100'ün altındaysa, diğerlerinin hiçbir tanesi damar duvarında plak oluşturmanıza izin vermiyor. Yani bu olmadan diğerleri hiçbir şey ifade etmiyor. Yani kolesterolünüz eğer yüksekse damar duvarınızda plaklarınız olur. Ha, kalp krizinden ölmeyebilirsiniz, başka şeylerden de ölebilirsiniz veya çok uzun yaşayıp ecelinizle de ölebilirsiniz ama dünyada şu anda 2015 yılında 15 milyon insan damar hastalıkları yüzünden ölmüş. Bu geçen sene 17,5 milyondu. Bu sayı şimdi çok uçuk gelebilir size. Şöyle söyleyeyim, bu sunum eğer yarım saat sürecekse, bu sunum boyunca tam 1000 kişinin öldüğünü düşünün sadece bu hastalıklar yüzünden. Bence inanılmaz bir sayı ve kabul edilemez. Ve bu, ben göğüs cerrahisi uzmanıyım. Klinik pratiğimin çoğunluğunu akciğer kanser hastalarıyla ilgilenerek geçiriyorum. Bizim düşmanımız sigara, sigaranın verdiği zarar yanında hiçbir şey değil. Yani sigaradan yılda 7 milyon kişi ölüyor. Ama kalp ve damar hastalıklarından 15 milyon kişi hayatını kaybediyor. Ve bu Dünya Sağlık Örgütü'nün bu yılın başında açıkladığı bir rapor. Sayılar da zaten resmi ve şüphe götürmez. Peki bu kolesterol nerede var? Kolesterol doymuş yağ, trans yağ ve kolesterollü besinlerde var. Eğer abur cuburla beslenmiyorsanız, yani hayvansal gıdaların hepsinde var. Yani hayvansal gıdaların hepsi bir kolesterol yuvası. Sizin o az önce gösterdiğim damar duvarında biriken plaklarınızın sebebi. Bu da bilimsel bir gerçek, su götürmeyen bir şey. Bunun yanında hayvansal gıdalarda olan bir sürü kötü şeyin yanında ne yok? Antioksidan yok, lif yok, sıfır, hiç yok. Yani hayvansal gıda olarak bunları asla alamıyorsunuz. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Yani vegan beslenme eşittir sağlıklı beslenme? Kesinlikle hayır. Böyle bir mesaj asla buradan çıkmasın. Çünkü vegan beslenme demek hayvansal gıdaları hiç tüketmemek demek. Ama bira içip, cips yiyip, patates kızartmasıyla da günlerinizi geçirebilirsiniz. Bu kesinlikle öyle bir şey değil bahsettiğim şey. Bahsettiğim şey işlenmemiş, paketlenmemiş bitkisel beslenme. İngilizcesi biraz daha güzel. Whole food plant-based diet dedikleri. Bütün o sebze, meyve, tahıl, baklagil ve çiğ yemişlerin hepsini gün içinde belli oranlarda tükettiğiniz zaman birçok hastalıktan korunmuş oluyorsunuz. Dediğim gibi bunları teker teker detayına girmek saatlerimizi alacağı için onun detaylarını hiç girmiyorum. Ama bitkisel bazlı beslendiğiniz zaman hem antioksidanı sürekli aldığınız için kanser riskini azaltmış oluyorsunuz
bazı hastalıklarla hiç bile karşılaşmamış oluyorsunuz. Tabii bitkisel beslendiğiniz zaman hemen aklı işte o hurafeler geliyor. İşte protein alabilecek miyim, demir alacak miyim? Bunların hepsi teker teker çürütüldü. Bunları sunumda çok detaylı bilimsel yayınlarıyla anlattım. Yani isteyen hani izleyebilir ama çok özetle protein zaten bitkilerde çok daha fazla oranda var ve eminimi hayvansal gıdalara göre çok yüksek. Demir, çok özetle yine hayvanlar demiri sentezlemiyorlar. Hayvanlar da demiri bitkilerden alıyorlar. Biz hayvansal gıda yediğimizde demir aldığımızı sanıyoruz ama aslında hayvanın kanında dolaşan, hemoglobinle birlikte dolaşan, oksidasyona yol açan demiri alıyoruz. Hayvanlardan aldığınız demirin bugün kanserojen etkisi yeni araştırmaların konusu. İşte kalsiyum var, B12, evet B12 bitkileri yıkayarak yediğimiz için onu alamıyoruz, onu destek almamız lazım ama bir de omega 3 yalanı var ki o yine başlı başına ayrı bir sunum konusu. İki Danimarkalı'nın 70'lerde yaptığı bir yayın ve aldıkları 6000 atıf sayesinde yıllarca bugüne gelmiş trilyonluk bir müessese. Omega 3 faydasız anlamında demiyorum, omega 3 faydalı ama bunu yemenin en kötü ve en sağlıksız yolu balıklar. Şimdi bütün bu bilgiler bende bir uyanışa yol açmıştı açıkçası ve o zaman tıp fakültesinde bana öğretilenler aklıma gelmeye başladı. İşte ateroskleroz geri dönüşümsüz bir hastalıktır. Olduktan sonra bir daha geri dönmez. Babanız kalp krizi geçirdiyse siz de geçirebilirsiniz. Bu çok korkutucu bir şey. Yani bu bir kader. Siz babanızın kalp krizi geçirme riski üzerinde hiçbir etkiniz olmadığı için eğer babanız kalp krizi geçirip ölmüşse siz de o zaman ölümü bekleyecektiniz. Böyle gerçekten böyle anlatılıyor. Eksikse düzelttim. Yüksek kolesterol ilaçlarla kontrol altına alınabilir. İşte şu ilacı kullanırsanız %30 düşüş bekliyoruz. Şu ilacı kullanırsanız o da ona yakın etki sağlayabilir. Yüksek tansiyonunuz varsa, birazdan bunların detayına geleceğim. Şu ilacı kullanırsanız ölüm riskiniz şu kadar düşer. Ama hayat boyu bu ilacı kullanmanız lazım. Tip 2 diyabet artık ilerlediği zaman insülin bağımlı hale geliyor. Mutlaka bir yakınınız vardır insülin kullanan. İnsülin kullanmaya başladığı zaman o insülini bırakmak çok zordur ve geri dönüşümsüz bir hastalıktır. Ve ben bunların hepsinin bir yalan olduğunu öğrendim. Neden? Hocalarım beni kandırdığı için değil. Onlar da bilmiyor, onların hocaları da bilmiyor. Neden? Çünkü bilimsel veri tıbbi literatürden takip ediyoruz. Tıbbi literatür de sonuçta insanların yazdığı bir şey ve biraz daha nasıl manipüle edildiğini aslında size göstereceğim. Şimdi belki daha önce hiç duymadığınız bir şey söyleyeceğim. Diyabet. Diyabet normal şartlarda şu anda yani Türkiye'deki sayısını bilmiyorum ama tabii ki dünyada ve Türkiye'de inanılmaz yoğunlukta var. Biz akciğer kanseri hastalarını ameliyat ediyoruz. Yatan hastalarımızın çoğu belli bir yaşın üstünde olduğu için iki hastanın birinde mutlaka diyabet ilacı kullandığını biliyoruz. Diyabetle ilgili şöyle bir gerçek var. Bize diyabet şöyle anlatıldı. Kan şekeriniz o kadar çok yükselir ki sizin yediğiniz şekerli gıdalarla insülin artık onu düşüremez hale gelir. Bakın bu sebebi değil. Bu işin aslında sonucu. Olay şu. Sağlıklı bir insan ne kadar şekerli yerse yesin, şekerden kastım burada gofretler, çikolatalar değil, şekerden kastım karbonhidratlar, doğal gıdalar. Ne kadar şeker yerse yesin, insülin her zaman onu düşürüp belli bir aralıkta tutar. Yani siz bir oturuşta 3 karpuz da yeseniz, 1 kilo incir de yeseniz, 2 gün boyunca aç da kalsanız bu aralığın ne altına geçer ne üstüne geçer. Ne zaman geçer? Onu birazdan geleceğim ama şunu söyleyeyim. İlla 3 öğün değil, 5 öğündeyseniz, 10 öğündeyseniz. O aralıktan hiç çıkmaz şeker. Çünkü vücut buna ayarlıdır. Vücut diyabet olmayı aslında bilmez. Ona biz öğretiyoruz diyabet olmayı. Nasıl öğretiyoruz? İnsülini bozarak yapıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Bakın bu bilgi gerçekten çok ilginç. 1980'lerden beri biliniyor ama bunu diyabet doktorları bile bilmiyor. Çünkü onlar da tıbbi literatürdeki rehberlere bakıyor, hocaların öğrettiğine bakıyor. Ama birkaç bilgiyi topladığınızda bunu öğrenebilirsiniz. Bunun sebebi şu. Demin dediğim gibi glukozunuz o kadar yüksek ki insülin onu düşüremiyor değil. İnsülininiz glukozu düşüremediği için glukoz çıkıyor. Bu nasıl oluyor? İşte böyle oluyor. Daha o öğünde yediğiniz doymuş yağlar bile veya uzun vadede yediğiniz doymuş yağlar bile hücre içinde ve hücre dışında insülinin hücreye alınmasını engelliyor. Bu şu demek, siz yemek yediğiniz zaman, yağlı bir yemek yediğiniz zaman insülininiz etki edemiyor. Ve etki edemediği için yetersiz dozda salınmış oluyor ve glukozunuz çıkıyor.
Bu 20 yıl boyunca bunu yaptığınız zaman artık glukoz normal seviyeleri aşmaya başlıyor. Yani bize öğretilenin tam tersi. Bozuk olan glukoz metabolizması değil, bozuk olan insülinin hücre içine girmesi aslında. Bunu kanıtlayan yayınlar var. Bakın 1979'da yayınlanmış. Bu gerçekten çok ilginç ve benim zihnimi yani ufkumu iki katına çıkaran bir çalışmaydı. 20 tane yıllardır insülin kullanan diyabet hastasını alıyorlar. Ve onları, yani bu insanlar 20 yıldır her gün defalarca iğne yapıyorlar, kan şekeri bakıyorlar, insülin yapıyorlar. Bunları alıyorlar ve kilo kaybetmeyecekleri bir diyet organize ediyorlar. Çünkü kilo kaybetmek insülin direncini düşüreceği için hani mızıkçılık, tıbbi mızıkçılık olmasın diye kilo vermeyecekleri yüksek şekerli, yüksek karbonhidratlı ve yüksek lifli bir diyet dizayn ediyorlar. Yani büyük oranda salata yedikleri, sebze yedikleri bir diyet. Bu insanlar günde 15 ila 20 ünite insülin kullanan insanlar insülinlerini bırakıyorlar. Yani tedavi tamamen sona eriyor ve hayatlarına böyle devam ediyorlar. 20 ila 30 ünite insülin kullanan insanlar dozları yarıya düşüyor ve daha fazla kullananlar, 30'dan fazla kullananlar da anlamlı düşüş oluyor. Bu ne kadar sürede oluyor biliyor musunuz? Tam 2 haftada. 2 hafta. Yani hep denir ya insan vücudu işte olağanüstü bir mekanizma, işte hiçbir zaman işte bozulmaz, çalışmaz falan. Sonra yıllardır da işte aslında öyle değil çünkü işte diyabet var, yüksek tansiyon var, kanser var. Ama bakın aslında vücut gerçekten aslında mucizevi bir şey. Onu biz çalışmaz hale getiriyoruz. Nasıl? Yanlış beslenerek, doğal olduğunu sandığımız yollarla beslenerek onu yanlış çalışır hale getiriyoruz. Şimdi insan yaşamı tabii uzuyor. Uzuyor ama burada tabii gelişen bir sürü faktör var. Teknolojinin gelişmesi, tıbbın gelişmesi, ulaşımın, hastaneye ulaşımın, yani her şeyin katkısı var. Belki de bütün bu hayvansal gıda hiç hayatımıza girmeseydi, tamamen spekülasyon yapıyorum, belki de şu an 100 yıl yaşıyor olacaktık. Yani bunu bilmiyoruz. Diyabetin, demin bahsettiğim yayın, bu tıbbi yayınlar nasıl bizi yönetiyor? Şimdi ona bakalım. Bunu bir çalışmadan aldım, British Medical Journal'da. Son 20 yılda yapılan, yazılan 3700 makaleyi almışlar. Bunların 13.000 yazarı var. Bir makalenin birden çok yazarı olabiliyor ortaklaşa yazdıkları için. Bu yazıları teker teker incelemişler ve şunu görmüşler. Bu 3700 yayının 3'te biri sadece 110 kişi tarafından yazılmış. Bence dikkat çekici ama şu an bir şey ifade etmiyor. Bu yazıların %10'u 10 kişi tarafından yazılmış. Yani 3000 yayının 3700, yani 300-700'ü sadece 10 kişi tarafından yazılmış. Bu kişiler kim diye merak etmez misiniz? Bakmışlar, bu 110 kişinin 48'i resmen ilaç şirketinden maaş alan insanlar. Yani bakın, gizli kapaklı el altından değil, resmen bunları saklamadan ilaç şirketinden maaş, ikramiye veya tatil değil, maaş alan insanlar. Bu yazıları incelemişler, bu yazıların %90'ında yazıların İlaç şirketi destekli olduğunu itiraf ediyorlar. Yani yazının altına onu belirtmeniz gerekir. İşte destekler bölümünde işte ilaç şirketleri desteği görülmüş. Yani ilaç şirketi belki manipüle etmedi, hadi diyelim sadece maddi destekte bulundu diye iyi niyetli olabiliriz. Hangilerinde çıkar çatışması yoktur diye bakmışlar. Çünkü bir yazı yazdığınızda çıkar çatışması yoktur veya şu şirketle vardır. Çünkü onun ürünlerini kullandığı bir şey yazmanız gerekir. Kendi beyanından göre bakıldığında yazıların sadece %6'sında çıkar çatışması olmadığı görülmüş. Yani şimdi bize diyabet ilacı kullanmanızı söyleyen kim? İlaç şirketleri. Yani doktorlar değil, çünkü doktorları söyleyen ilaç şirketleri. Ben bu bilgiyi öğrendiğim zaman yani inanamadım. Yani daha birçok aydınlanmamış şey var. Diyabet neden önemli? Diyabet bugün dünyada 1,5 milyon kişiyi öldürüyor. Bakın 2000 yılından önce bu sayı 1 milyonun altındaydı. Ve daha da çok öldürmeye başlayacak. Neden? Çünkü sağlıksız beslenme aldı başını gidiyor. O mısır şuruplu gıdalar, işte doymuş yağlar, onların her şeyin pakete girmesi vesaire. Yüksek tansiyona gelelim mesela. Bu uluslararası kabul görmüş bir tansiyon tedavisi algoritması. Tansiyon tedavisinde genelde şöyle başlanır. Hasta size gelir, sıfır, hiç daha önceden tansiyon ilacı kullanmayan bir hasta.
benim yüksek tansiyonum var der. İşte şu kadar ölçtüm. İşte 150'ye 80 vesaire vesaire. Doktorunuzun size ilk söyleyeceği veya söylemesi gereken şey hayat tarzı değişikliğidir. Bilmiyorum aranızda hiç tansiyon hastası var mı? Acaba hiç hayat tarzı değişikliğiyle ilacını bırakan oldu mu? Mutlaka olmuştur. Ama mutlaka doktorunuz size bir ilaç başlar. O ilaç yetmezse bir ilaç daha başlar. O ilaç yetmezse bir ilaç daha başlar. O ilaç yetmezse bir ilaç daha başlar. Yine yapılan bir çalışma Amerika'daki 60 yaş üstü insanların ortalama kullandığı tansiyon ilacının 4 olduğunu söylüyor. Bakın ortalama. Bir tane kullanan varsa 8 tane kullanan da var. Peki ilaçlarla tansiyonunuz normal seviyelere geldi. Yani işte şurası. O zaman ne diyor bakın? Tedaviye devam. Yani tansiyonunuzu düşürdünüz. Tansiyonunuzu o şekilde tutmak için hayat boyu bu ilacı almanız lazım. Kim söylüyor? Tabii ki yine ilaç şirketleri söylüyor. Onu araştırsak bununla da ilgili çıkar. Ve ben diyorum ki hayvansal besinlerden uzak durursak, yani tabii ben demiyorum, bunu yine bilim söylüyor. Hayvansal besinlerden uzak durursak o ürik asitler, doymuş yağlar, tansiyonunuz zaten otomatikman düşüyor. Hiçbir yerden bilmesem kendimden biliyorum. Benimki düştü. Bu ay biliyorsunuz meme kanseri farkındalık ayındayız, Ekim ayı. Çeşitli toplantılar, sunumlar düzenleniyor. Kesinlikle kötülemek için söylemiyorum, destekliyorum da. Bilinç gerçekten çok önemli. Erken tanı, tedavi, bunlar gerçekten çok önemli. Ama şöyle bir ilginçlik var. Bu sayılara baktım, Amerika'daki sayılar. Her yıl farkındalık sayesinde ölüm oranı bakın gittikçe düşüyor. Çünkü erken tanı, işte meme muayenesinin önemi, yeni çıkan ilaçlar, yeni tedavi yöntemleri, işte yine internetin sağladığı kolaylıklarla bu bilgiye erişim vesaire gerçekten ölümleri düşürebiliyoruz. Ama meme kanserini düşüremiyoruz. Yani düşüremez, yani yükselmese bile bakın aynı seyrediyor. Neden? Hani farkındalık? Farkındayız. Ama neyin farkındayız? Tedavinin farkındayız. Neden meme kanseri olduğumuzun kimse farkında değil. Kimse sormuyor niye meme kanseri oluyoruz diye. Neden hiç ete, sütü, sütle beslenemeyen Afrika topluluklarında inanılmaz düşük seviyelerde meme kanseri, kolon kanseri. Yani onlar zaten işte kısa ölüyor, enfeksiyondan ölüyor, savaştan ölüyor falan değil. Onlar bitki besleniyor, hayvansal gıdayla beslenmiyorlar. Beslenmelerinin büyük bir kısmı bitkisel zaten. Yani bunlarla ilgili onlarca size yayın gösterebilirim ama yani hayvanın sütü ve sütünden yapılan bir sürü ürün tüketiyoruz. O sütlerin içinde hayvanın östrojenini alıyoruz ve hayvanın östrojeni insanınkinin 17 kat daha potent, daha etkili olanı. Yani normalde östrojen vücudumuzda olmalı ama belli bir seyirde olmalı. Ama siz her gün sabahları bir kalıp beyaz peynir yiyorsunuz, hayvanın östrojenini alıyorsunuz. Öğlen bir ayran içiyorsunuz, akşam yoğurt yiyorsunuz. İşte probiyotik var, çok yani probiyotik tabii ki faydalı ama onu almanın en zararlı yolu yoğurt. Siz 3 öğün östrojen alıyorsunuz, hayvanın sütünü alacağım diye. Sonuçta ne oluyor? O sütün içindeki hormonlar, toksinler, bunların hepsini sürekli günde 3 öğün, belki 5 öğün her gün alıyorsunuz. Hiç bunları soran yok. Yine daha önceki sunumumda detaylı anlatmıştım. İşte bu sütteki hormonlar, nasıl kanserojen etki yaptıkları, balıklardaki toksinler, bunların nasıl zararlı etki yaptığı, sütteki kazeinin vücutta morfine dönüşmesi, bağımlılık yapması, o yüzden peyniri bir türlü bırakamamamız. Yani hep bir insana sorduğunda, yani kesinlikle tenzih ediyorum vejeteryanları, niye vegan olamıyorsun diyor, peyniri bırakamam ben. Peyniri bırakamazsın çünkü bağımlılık yapıyor peynir. Bu bilimsel bir gerçek, bunu Wikipedia'da bile bulabilirsiniz, bilimsel literatürü taramanıza gerek yok. Kazein vücutta kazomorfine dönüşüyor. Bu zaten öyle olması da gerekmez mi? Anne sütünü istemeyen bir çocuk gördünüz mü? Alerjisi olan binde birlik durumları geçtim. Çocuk anne sütünü alır, uyur. Hem morfin almış olur hem de bağımlılık yaratmış olur. Çocuk anne sütünü ben istemiyorum ya artık doydum ek mamaya geçelim diyen bir çocuk gördünüz mü? Anne sütünü içmemek diye bir şey var mı? Anne sütü biter çünkü çocuğun ihtiyacı bitmiştir. Yine dediğim gibi tıbbi durumları, nadir durumları bir kenara bırakıyorum ama zaten laktoz intoleransının da sebebi bu. Amerika'da %60'larda laktoz intoleransı. Yani süt içiyor olmamız gerekseydi zaten vücut laktoz intoleransı geliştirmezdi. Ya da binde bir, milyonda bir olurdu yani. %60 ne demek? 5 kişinin 3'ü bunun içerisi bundan zarar görüyor. Aslına bakarsanız bu sayının daha yüksek olduğu da düşünülüyor ama herkes de biraz. Yani kimi bir bardak içince, kimi iki bardak içince.
Şimdi bu da Dünya Sağlık Örgütü 2015'te yayınlanan bir rapor. Çok ilginç. 2015'in Ekim'inde yayınlandığında ben o zaman biraz araştırma evresindeydim. O zaman hiç yankı bulmadı bizim basınımızda ama geçenlerde bir gazetede çıktı. Şunu söylüyor. İşlenmiş et ürünü yemek grup 1 karsinojeniktir insan için. Ya bunu duyanınız var mı aranızda? İşlenmiş et ürünü demek, salam, sucuk, sosis kanser yapıyor demek. Bu ne demek biliyor musunuz? Sigara ile akciğer kanseri ilişkisi neyse salam, sucuk, sosisle, affedersiniz, salam, sucuk, sosisle de kolon kanseri riski bu. Pastırma biraz daha farklı ama onda da başka şeyler var. Pastırma işlenmiş et ürünü sayılmıyor aslında. Yani salam, sucuk, sosis neyse kolon kanseri için, akciğer kanseri için sigarada o. Bunu bileniniz var mı? Ben göğüs ilaçları uzmanıyım. Ben sigarayla savaşıyorum. Sigara içenleri ameliyat ediyorum her gün. Peki kırmızı et? Kırmızı etle de ilgili probably karsinojenik, yani grup 2A. Yani büyük ihtimalle karsinojenik. Bu şu anda büyük ihtimalle ama bence yakında o da grup 1'e çıkacak. Bakın sigara, dediğim gibi ben sigarayla uğraşıyorum ve sigaranın geçmişini çok iyi biliyorum. Sigara ilk çıktığı zaman sağlığa faydalıdır. Günde bir iki tane içmelisiniz. İşte doktorlar Camel içer diye bilimsel yayınlar yapıyor. Sigara ile ilgili sağlığa zararlı olduğunu söyleyen ilk yayın, sigara ile ilgili 7000. yayın. Bakın 7000 tane yayın var. Sigaranın sağlığa faydalı olduğunu veya zararsız olduğunu söylüyor. E şimdi et endüstrisi bundan haberi yok mu benim haberimden? Var tabii ki. Ona göre önlemlerini alıyor. Yeni yasalar çıkartıyor. Ve kendini kolluyor. Ve çok sinsice kolluyor. O yüzden yani bugün Dünya Sağlık Örgütü kırmızı etin kanserojen olduğunu kabul etmiyor ama yakında kabul ettiğini göreceksiniz. Çünkü bir şeyin kanser yaptığını söylemek çok iddialı bir şey. Yani şimdi dediğim gibi biz okullara gidiyoruz, sigara bırakma kampanyaları düzenliyoruz. İşte bilinçlendirme toplantıları yapıyoruz, yapıyoruz. Kapalı yerlerde sigara içmek yasak. Sigara bırakma poliklinikleri yapıyoruz. Hastanede, devlet hastanelerinde, özel hastanelerde sigara bırakma poliklinikleri var. Siz hiç sucuk bırakma polikliniği gördünüz mü? Yakın zamanda da göremeyeceksiniz. Çünkü et endüstrisi çok güzel çalışıyor. Veya hiçbir salamın üstünde salam yemek öldürür diye bir etiket gördünüz mü? Göremeyeceksiniz. Çok iyi çalışıyorlar. Çok iyi bağış yapıyorlar gerekli yerlere. Bunları hiçbir zaman öğrenemeyeceksiniz. Son olarak bir toparlama yapayım. Şimdi hayvansal beslenmenin insan sağlığını kısalttığı kesin. Mutlaka ki içinizde 96 yaşında sigara içerek, et yiyerek dedesi ölen vardır. Mutlaka vardır. Hepimizde var. Çünkü ben bunları anlattığım zaman bana geliyorlar. Benim dedem 100 yaşına kadar yaşadı. Sigarasını da içti. Etini de yedi. Hepsini yaptı. Ama çok önemli bir şey var. Sizin dedeniz hiçbir zaman meyveli yoğurt yemedi. Sizin dediniz bunlarla zaten 80 yaşında karşılaştı. 80 yıl boyunca zaten sağlıklı beslendi. Bugün şeker dediğiniz şeyin Türkiye'deki geçmişi 1950'lerde ilk şeker fabrikası kuruluyor. Yani bu şeker dediğim de kesme şeker. Ondan daha zararlısının Türkiye'ye gelişi 90'lar. Yani bu şu an meyveli yoğurtlarda, gofretlerde, kolalarda, salçalarda, çubuk krakerlerde, hepsinin içinde yüksek fruktozlu mısır şurubu var. Bunlar çok daha büyük tehlike. Yani demek istediğim insan sağlığını kısaltan şey aslında sadece hayvansal gıda değil, bir sürü şey. Ama ben yine de insan sağlığı, yani insan yaşamın, uzun yaşamın sırrını araştıran onlarca, yüzlerce yayın okudum. Onları şöyle bir toparlamak gerekirse 3 faktör önemli. Bir tanesi insanın kendiyle ilgili faktörü. İnsanın tabii ki yaşadığı ülke, sosyoekonomik durumu, sağlık hizmetine erişimi, eğitime erişimi, bunlar maalesef hala maddi olanaklar da değişiyor. İnsanın nasıl yaşadığı, yani ne kadar spor yaptığı, stresten uzak durduğu, bunlar da çok önemli. Ama en önemlisi günde 3 öğün ve hayat boyu yediğiniz yemek, içinize aldığınız besin. Sizin bütün bünyenizi değiştiren şey bu. Siz yaşarken yanınızda bedeniniz de yaşayacak. Bedeninize verdiğiniz yakıt çok önemli. Tabii ki tek başına önemli değil. Bakın çevre de çok önemli. Biz bir çevrede yaşıyoruz. Kimileri daha sanayi bölgesinde yaşıyor, kimileri daha kırsalda yaşıyor, kimileri daha fazla dumana maruz kalıyor, dizel dumanına maruz kalıyor, kimileri daha çok binalarda yaşıyor, güneş görmüyor. Yani bırakın dünya içini,
Türkiye içinde bile beklenen yaşam süreleri arasında zaten ciddi farklılıklar var. Bunu dengelemek çok kolay değil. Yakın vadede çok kolay değil. Yani siz bir birey olarak taşınabilirsiniz. Hayat tarzınızı değiştirebilirsiniz. Ama bunu toplum için, dünya için o kadar kolay değil. Bunun yanında Harvard'da yapılan bir çalışma var. 70 yıldır sürüyor ve şu an 3. nesil araştırmacılar bunu sürdürüyor. Uzun yaşamın sırrını araştırıyorlar. Tabii orada ne yediği detaylıca sorulmuyor ama orada gördükleri ve buldukları en önemli tek şey şu. Sağlıklı sosyal ilişkiler, aileyle olan, çevrenizle olan. Yani sabah kalkıp daha trafikte küfretmeye başlıyorsunuz. İş yerinize giriyorsunuz, mobbing görüyorsunuz. Sonra eve giriyorsunuz, işte evde sıkıntılar vesaire. Bu çok önemli. Mutlu bir hayatınız varsa uzun yaşıyorsunuz. Bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey. Ama yine de en önemlisi sosyal hayatınızı, yaşadığınız yeri, maddi durumunuzu bir gün içinde değiştiremeyebilirsiniz. Aylar içerisinde değiştiremeyebilirsiniz veya hiç değiştiremeyebilirsiniz. Ama değiştirebileceğiniz bir şey var, o da beslenmeniz. Bundan çıktıktan sonra bile değiştirebilirsiniz. Ve inanılmaz kısa sürede hayatınızda inanılmaz değişiklikler yol açtığını göreceksiniz. Söyleyeceklerim bu kadar. Son bir sadece ufak bir bilgi daha vereceğim. Ben hayvansal beslenme, yani vegan bir doktor olarak kendimi öyle tanımlayabilirim diye düşünüyorum. Yakın zamanda bir yakınım için vegan dertlerini anlayacak bir doktor bulmakta zorlandığımı fark ettim ve acaba benim gibi başka doktorlar var mı diye araştırmaya başladım ve Facebook'ta ufak bir grup kurduk. Şu an 50 kişiyiz. Bir gün geçtikçe de artıyor. Umarım bu şey büyür ve hani biz daha çok böyle insanları bilinçlendirme, sağlıkla ilgili şeyler yapmayı planlıyoruz. Nereye gider, ne olur, var olabilir miyiz bilmiyorum. Şu an daha çok tanışma aşamasındayız ama öyle de bir grubumuz var, onu da söylemek istedim. Teşekkürler. Thank you.